Abdülkadir Bey, bugün Endüstri Fuarı'nın ilk günündeyiz. Fuarın ilk gününde de standımızda yoğun da bir kalabalık var. Fuar hakkındaki ilk izlenimlerinizi alabilir miyiz? 2023 Robot Sivrisi Fuarı'na büyük bir heyecan ve coşkuyla başladık. Bu heyecan ve coşkumuzu müşterimiz ve ziyaretçilerimiz de paylaşıyormuş, onu gördük. Çünkü ilk günden ciddi bir yoğunlukla karşılaştık. Bunun sebebi de insanların, fabrikaların yeni teknolojilere aç olması ve yeni teknolojileri merak ediyor olması. Biz de Mitsubishi Elektrik olarak yeni teknolojileri yakından takip eden ve hayata geçiren bir firmayız. Teknoloji öncüsü diyebiliriz firmamıza. Otomasyon grubu ürünlerimiz de müşterilerimize, firmalarımıza, fabrikalarımıza ve üretime destek olmaya çalışıyoruz. Bugün Robot Sivrisi özelinde kolaboratif robotlarımız ve Scar robotumuzla çıktık. Burada kolaboratif robotlarımızın, daha doğrusu genel robot ailemizin 5G uyumu, çeşitli hareket sistemleriyle entegrasyonu ve farklı montaj uygulamaları gibi örneklerle müşterilerimizi karşılıyoruz. Burada tabii ki bu yaptığımız demolar ve ürünler müşteri odaklı ve fabrikalarda gördüğümüz problemlere çözüm için oluşturulan sistemlerdir. Şu an için en gelişmiş teknoloji ile, en ileri teknolojiyle üretime sonuna kadar destek olmak amacımız ve bugün bu fuarda onu göstermek istiyoruz. Fuara özel olarak getirdiğiniz ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Mitsubishi olarak robot alanında 3 farklı grupta robotlarımız mevcut. Endüstriyel robotlar, kolaboratif robotlar ve Scar robotlar. Bu yıl fuarımıza kolaboratif robotlar ve Scar robotumuza çıktık. Öncelikli olarak ilk robotumuz 5G ile uyumlu teknolojiyi gösterdiğimiz, 5G teknolojisiyle nasıl uyumlu çalıştığını gösterdiğimiz modelimiz. Diğer taraftan hareket sistemlerle, LGV'lerle uyumlu çalışabilen kolaboratifimize getirdik. Tabii ki bu sistemler kolaboratif robotumuz standartif robot ve biz bunu programlayarak bu iki farklı demoya çevirebiliyoruz bunu. Aynı zamanda Scar robotumuzda da farklı üretim istasyonlarında akan üretimlerde nasıl montaj yapılır, ürün yerleştirme yapılır veya alma bırakma yapılır gibi örnekleri göstermek istedik. Tabii bu örnekleri ortaya çıkartırken aldığımız ilham şu aslında: fabrikalarda ve üretimde gördüğümüz iyileştirme gerektiren yerler. Bu yerleri görüp buralara uygun çözüm üretebilmeyi göstermek aslında buradaki fabrikalara ve üretimdeki insanlara şu an içinde gösterebildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü ziyaretçilerimizden de bu konuda olumlu dönüşler alıyoruz.